Ulamalar organik çıkıp ayettiler ki hazırki içtimai tarmaklarda, internet sayıtları da, içtimai tarmaklarda parçası da ikide fırıfgarlık getirdi. Biri iktisadi fırıfgarlık olsa, ikincisi manevi fırıfgarlık. İktisadi fırıfgarlık bu hazır keyingi paytda paydo bo'ldiki, xalqqa xizmat qilib kelayotgan ko'plab xayriya fondlarining soyasida odamlarga ko'p yaxshilik qilayotgan xayriya fondlari ochildi. Baraka topsin mana shu Ramazon oylarida, boshqa kunlarda mana pandemiyada ko'p yaxshi-yaxshi mana vaqf xayriya jamoat fondi va boshqa fondlar harakat qilayotganlar qancha, Alloh ularni qilayotgan har bir ishiga baraka bersin. Bitta odamni bo'lsa ham qo'ynini ola olyapti. Bitta odamga bo'lsa ham yaxshilik qilayotgan qancha. Lekin shularni soyasida yolg'ondakam pul topadiganlar ko'payib ketdi. Shunaqa bo'lsa-chi, xayriya qilaman deb odamlarga hazakamdan reklama beryapti. O'zini o'sha plastik kartasini raqamini beryapti. Bitta kasalni topib olib, kasalni hazakamdan ko'rsatyapti, boshqa qilyapti. Uni tagini ko'rib chiqsa, yo'q bo'lib chiqyapti. Xalqimiz ishonuvchi. Xalqimiz mehribon. Bir-biriga mana shunaqa narsani ko'rganda fido qiladi hamma narsasini. U firibgarga qancha odam bilmasdan pul o'tkazib olyapti. Yoki bo'lmasa, ba'zida shu firibgarlar ijtimoiy tarmoqda o'zidan bitta yuboradigan havola yuboryapti, ya'ni silka deb qo'yamiz. Silkani yuboryapti-da, mana shunga kiring boshqa desa, o'shining orqasidan haligi odamning kartasini, raqamini, kodini bilib olib, uni olib qo'yapti hamma pul. Keyin qancha odam shikoyat qilib, shuning uchun bunday narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng achinarlisi, shuni orqasidan tirikchilik qilayotganlar ham mana shu ya ayyuhallazina amanu deganda ichida turibdimi-kin degan savol bor. Ana hozir Alloh chaqirdi, ey iymon keltirganlar deganda bormikin o'sha? O'zini mu'minman deyarmikin o'g'irlik qilib tirishni qilayotgan odam? O'zi haromdan topib bolasiga harom yegizayotgan odam ham men shu mu'minlar ichidaman deb o'ylarmikin? Eng afsusi. Qolaversa eng katta gunohlardan bittasi mana shu o'g'irlik. Bu o'g'irlik bu zamonaviy o'g'irlik. Birovni uyiga kelib oynasidan tushib o'g'irlamayapti, balki o'sha ijtimoiy tarmoq internet orqali o'g'irlik qilyapti. Bu undan ham yomon. Chunki odamlarni bir-biriga nisbatan mehrini kamayishiga sabab bo'ladi. Endi mana shunaqa firibgarlarni deb rostana muhtoj bo'lib turgan odamga beraymi, bermaymi deb o'ylanib qolamiz-da. Rostmikin bu firibgarmikin? Chunki shu bitta badbaxtni deb bitta haromxo'rni deb qancha boshqa muhtoj bo'lib turgan odamlarga ham yordam bo'lmasligi. Ana shuning uchun mabodo shunaqaga kimdir bilmasdan aralashib qo'yayotgan bo'lsa tavba qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqda bilib bilmasdan bunaqa narsalarni tarqatmaslik kerak azizlar. Bizda shunaqa bo'lamiz-ku, masalan bir narsani yuboradi-da, mana shuni yuborib yuboring yoki qilib yuboring, Alloh sizga ajr bersin, mukofot bersin deb, dunyo narsani ko'rsin, darhol boshqasiga yuborib yuboramiz, keyin shunga yordam berib qo'yadi. Lekin u firibgarni o'yiniga o'ynayotgan bo'lamiz, biz gunoh tarqatayotgan bo'lamiz. Aksincha buni o'rganish kerak avval. Rostmi bu? Buni yolg'oniga men qo'shilmayapmanmi? Boshqa mu'minlarga zulm qilmayapmanmi? Lekin Alloh yo'lida kimdir qilgan bo'lsa, u savobini olaveradi. U yolg'on aldanib qolgan bu musulmon savobini olaveradi. Lekin mana bu firibgarlik bilan pul topayotgan Allohning huzurida javob beradi. Alloh taolo o'g'irligini qattiq qoraladi. Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bay'atga kelgan holatni ifoda qiladi. Ya'ni sahobalar, sahobiyalar kelib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bay'at berganlar, bilasiz. Ya'ni va'da berganlar, qasam ichganlar, sadoqatni turishlikka. Shunda ularga qanday holatda bo'lsa bay'atni olishlik haqida Alloh Qur'onda aytgan. Aytadiki, sa'ija billah, ya ayyuhan nabiy idza ja'aka al-mu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtan
يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Bana Allah Teala aytdi ki, ey Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kaçan ki sizden aldığınızda mu'mine ayarlar gelip bayat kılmakçı olsalar, onlarca şu şart bilen bayatını oluşturdu. Onlarca aytemiz ki, yani onlarca koyuletken şart. Onlar Allah'a kurar nesanı şirik kılmaslikke, yani şirk kirtirmaslikke vada kılıçları gerek. Karim bana şundan iki günle koyuyor. Şirk kirtirmaslik gerekti de orkasından uğurlik kılmaslikke. O'g'rilik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o'z bolalarini o'ldirmaslikka, o'z bolasini ular o'sha tug'ilishdan oldin ayollarda o'ldirish bo'lgan avvalo, tug'ilsa bolani boqolmayman deb o'ldirishlar bo'lgan ekan. Ana shuning uchun o'z bolasini o'ldirmaslikka, o'zlari qo'l oyoqlari orasidan biror narsalarni to'qib oladigan bo'xtonlarni keltirmaslikka, hamda biror yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmaslikka huzuringizda qasamiyot etsalar, ya'ni bay'at etsalar, siz ularni bay'at qasamiyotlarini bay'atini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh o'z bandalariga nisbatan kechirimli va rahimlidir. Mana bu oyati karimada bir nechta qayd va'dalardan keyin bay'at qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat beradi. Zero bu mu'mina ayollar deb kelyotgan bo'lsa-da mu'minlarga ham taalluqli. Hammamizga taalluqli. Demek Allah'a şirk kirtirmeysen ve uğurluk kılmeysen dedi. Uğurluk bu cinayet azizler. Uğurluğunu bu dünyada hem cezası var, ahirette hem cezası var. Şunun için cüdeye ihtiyat buluşumuz gerek. Umumen elbette hamamız bu dünyaya bola çaka bakaman deyip hareket kılıp yürüş zimmemizde ekerliğini bilemez. İbadet için kekemiz. İbadetimiz de bittiyse Bola çakamızı hem çırağıyla bakış. Bakamız, hareket kılamız. Zindegi Ahmet Barayi bendegi, zindegi bi bendegi şermendegi. Farsi bir bayt var. Yani trikçilik adamlarına kigenlerse, trikçilik kiri hamledi. Lekin şu trikçilik bendesizlik bile olsa bu şermendegi. Bola çakanın bakış gerek, hareket kılış gerek. Lekin birbirimizin malımızın batıl yol bile yemezliğimiz gerek. Bunu Allah Teala Kur'an'da kaytaradı. Yine o şey, neda ayetlerden biri de. Sure-i Nisan 29. ayeti de. Yine ey iman keltirgenlerdi. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amenu. La te'kulu amvalekum beynekum bil batil. Ey iman keltirgenler. Birbirlerinizin, aranızın, muallarınızın batıl yol bile yemeyin diye dolayı. İlla en tekune ticareten en teradil minkum. Magaram yesalaringiz mol o'z o'rtadan o'zaro rozilik asosidagi tijorat bo'lsa, ana o'shaningdir. Tijorat qilinsagina bundan mustasnoda. Tijorat u bir-biri bilan rozi bo'lib qilinadigan narsa. Mana shundan boshqa yo'l bilan firibgarlik, aldov yo'llari bilan qilinadigan narsa hammasi harom yo'l bilan topiladigan. Buni yegandan keyin bun bilan ulg'aygan bolamizga juda qiyin bo'ladi. Sahabalardan birileri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelip dua sorarken ekenlerdi. Ya Resulallah, ben bir dua kıverin ki ben dua kılsam Allah duayımı kabul kıladigan bolsun, müstecab bolsun, neme sorasın? Şuna kadar dua sorabilirim. Yani Allah bana şu benden neme sorasa bir gündeki dua kıverin deyipti de duayım müstecab bolsun degenlerde Peygamberimiz Aleyhisselam Mayli men dedi duo qilaman lekin buning uchun sen o'zing yordam ber. Nima qilish kerak deganda luqmayni halol qil degan ekanlar. Harom luqma yeb turib qilingan duo qabul bo'lmaydi ekan azizlar. Shuning uchun bu nima uchun bugun biz aytyapmiz? Chunki eng katta o'g'irlik, firibgarlik hozir mana shu ijtimoiy tarmoqda bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqdagi yana firibgarliklardan bittasi bu qimor va firibgarlik o'yinlari. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda qimor o'yinlari sezilarli darajada ko'payib qoldi. Ayniqsa bukmekerlik kompaniyalari futbol o'yinlariga pul tikish, ayrim blogerlarning qimor o'yinlarini tashkil etish juda ko'p ko'zga ko'rinib qoldi. Bu haqida juda ko'p savollar bo'lyapti. Bu qimor emas ekan deb ko'rayotganlar bor. Men
mana bu kumar, mana bu kumarmas. Mana bunu kumar deyip sıfatını ayıp bir almayayım azizler. Köpçülük soruyordu ki Domla mana bu mana bu oyun varken bu kumar mı? Mana bu televizyonda kursatı yaptı bu kumar mı? İnternette reklam akıl yaptı bu kumar mı? Onu hamasını mana bu kumar, mana bu kumarmas deyişti onlara. Ben kumarımı kaidesini sizlere getirip koyuyor azizler. Sizler başkalarına yetkisin bu kaide, mana kaide mi? Şeriat kaidesi. Şeriyette kımar dedi, bana eğit edildiyse kımar dedi, bir neşte adam ortaya pul taşlar, ondan bazıları yutup bazıları yutkizediyor, her kendi oyun kımar. Ortaya köpçülükten pul taşlanadı, bazıları yutadı, bazıları yutmuyordu. Siz satvalı orasız onu, lakin yutmuyor kalası, meyle yutmadı, bak çapmadı deyiz, kim gelir yutadı. Lakin aslında o ortadaki puldan yut yaptı. Ana şu kımar. Onu ben namlarımı sana götürmeyeyim. Kımar degen bana şu. Lekin bazı içtimai tarmakta bu köpeğe bu alır. Süzüş sportu halal sportlardan. Kuraş sportu halal sportlardan. Lekin bana şu halal sport geyen ortaya birbirine pul koyup kımar için kıladegen basıl diye o haram okulu. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet dedi ki Estaizu billah ya eyyuhallezine amanu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ritsun min ameli şeytan fecdenibuhu leallekum tuflihun. Bana yine nida. Bugün sizlerden bana şu nida ayetlerini çok isleyelim. Ta ki biz o şu nidanın içi de böyleydik. Allah ayet dedi ki ey iman kirtirgenler elbette hamr yani maskın ucu içimlik kımal butlar ve fal açıladığın çöpler ritsin iflas narsadır dedi. Ve o şeytan amelidendir, şeytan işidir. Bas ondan çetti bunu, şayet ki necat topsayız. Bana Allah-u Teala bir neşte narsanı sana dedi. Bu şey haram kılınca narsalar. Hamur da ait yaptı ve kımar da ait yaptı. Butlar da sizin işi. Fal açış, hamasını bitti kılıp, bana şu bir iflas narsadır. Bu şeytanla amel. Şimdi iki Müslüman adam her kendi kımar turundan uzun alıp açış gerek. Kongel çayları bilen, vakti ötkezişke, ha indi arzımagen pulge, ona kanarsa yok. Allah haram kılgen narsanı bir tomçisi yan haram, bir vagonu yan haram. Hamas haram. Şunun için bundan ihtiyat buluşumuz gerek. Ve en yamanı bana şu hazır. Biz aytgan ijtimoiy tarmoqda firib yo'li bilan qilinyapti va odamlarni shu ijtimoiy tarmoqda tortib yo'ldan ozdirish bo'lyapti.